her böyle basın toplantısı ya da böyle toplantılar yaptığımızda birkaç kişi daha fazla mesela bir, en azından Ermenice konuşulduğunu duyuyor ya da Doğu Ermencesi duyanlar var, vardır belki. Hiçbir şey yoksa ana dilde konuşulmasını o yüzden hep istiyoruz. Bu kitap evet İngilizceye tercüme edildi ve İngilizcesi de yayınlandı ama Türkçe yayınlanması ve Ermenice yayınlanması çok önemli değildi. Ben Türkiye tarafını koordine eden biri olarak şunu söylemek isterim. Biz bu hikayeleri, bu anıları, hikaye demeyelim, anıları Türkiye'de yayınlamaya başladığını, yayınlatmak için ilk çalışmalara başladığımızda birçok gazeteyle irtibat kurduk. Şu an elimizdeki kitap bu derlemeler aslında. Yani bunlar aylardır yayınlanıyor. Ve çok tirajlı gazetelerde yayınlanıyor ya da internet sitelerinde. İşte Radikal, Yurt Gazetesi, farklı farklı kesimlerde, Zaman Gazetesi de yayınlandı. Radikal daha çıkıyordu, basılıydı o zaman. Evrensel'de yayınlandı. Taraf'ta yayınlandı. T24 ya da işte internet siteleri, Demokrat Haber gibi, Diyanet gibi yerlerde yayınlandı. Bu gelen talepler aslında ne kadar farklı kesimlerin bu hikayeleri, bu anıları dinlemek istediğini anlattı bize. Yani bir tarafta Yurt Gazetesi, bir tarafta Zaman Gazetesi, bir tarafta Taraf Gazetesi'nin okuyucularından böyle bir talebin gelmesi ve yayınlandıktan sonra gelen tepkiler de tabii önemli. Halen internete girip bakabilirsiniz. Altına küfür yazılanlar da var. Altına sevgi sözcükleri yazılanlar da var. Bu kitap olmasının dışında bir proje halinde Türkiye'de yayınlanması ve minimum 600-700 bin insana ulaşmış olması bugüne kadar yapılan birçok işin önüne geçiriyor bunu. Bir yandan ilk soru işaretleri, bu de bir deneyim olarak bunu aktarıp sonra Lilith'e bırakacağım sözü. İlk soru işaretleri Türkiye'deki gazetelerin bunları yayınlarken biz acaba, eğer biraz sol görüşlü bir yayın çizgisi varsa, biz acaba bir Türkiye propagandası mı yapmış olacağız? Çünkü nihayetinde Kurtaran Türk idi. Bir taraftan bazı ana akım tirajı çok yüksek olan gazeteler, biz bunu yazarız ama hani biraz daha süsleriz, öyle yazarız şeklindeydi. Biz onlara karşı çıktığımız için hikayeleri, anıları onlara vermedik tamamını yayınlamaları için. Gelip tanıtımını yaparsınız kitabın dedik. Bu bir yüzleşme hikayesi, bu bir yüzleşme kitabı. Bir yandan soykırım olmuş mudur, olmamış mıdır tartışmasını geçmiş bir kitap artık. Sonuç olarak burada kurtulan ailelerden bahsederken bir yanda da failin adını koyuyoruz. Bu aileleri kurtaran Türk aileler, burada bahsedilen o, nereden kurtardılar bu aileleri? Ve failin adını koymuş oluyoruz. Bu da bizi bir sonraki adıma götürüyor. 100 yıl gerçek hikayeler diyoruz ama 101. yılda ne olacağını tartışmaya açıyoruz aslında. Ne olacak? Benim en büyük, beni bu projede tutan en büyük şey şuydu. Bunu biz tamam Ermenistan tarafında yaptık. Peki bu ailelerin ya anlatılan, anılarının anlatıldığı anneannesi, baba, dedesi, bu dedeler, anneannelerin içinde büyüdüğü ailelerdeki üvey abiler, üvey kız kardeşler, onlar neler düşünüyor acaba? Şu an onlar Türkiye'deler. Ama onlar neler anlatırlar acaba Ermeni yetimleri ya da yanlarında kalanlar için? Bu büyük bir cesaret istiyor. Ermenistan'da yapılandan çok daha büyük bir cesaret istiyor. Çünkü burada o kadar kolay değil. Narek anlattı biraz önce. Yani bir ilan verip insanlara gelin bize hikayelerinizi, anılarınızı anlatın olması çok zor. Yani o ilana cevap verebilecek insan sayısı korkusundan ya da son dönem görüyoruz basın özgürlüğünün nerelere geldiğini. Korkusundan ne kadar olabilir diye düşünüyorum. Çok daha büyük bir iş. Çok daha büyük bir yüzleşme gerektiren bir şey. Bu yüzden de umarım bunun tam tersi, bu projenin tam tersi, bir de buradan bakıp biz de anlatabiliriz kendimizi. Karşılıklı konuşan gerçek hikayeler olur o zaman diyelim. Sözü